Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli kuzu ciğeri tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Ben ciğerlerimi şöyle hazırladım, yıkadım. Şimdi onları küp küp şu zar kısımlarını şöyle elimizle çıkartıyorum. Bakın nasıl kolay çıkıyor. Ama kasaptan alıyorsanız kasabınıza da bu işlemi yaptırabilirsiniz. Zarlarını çıkardım ciğerlerimin. Şimdi onları küp küp doğrayacağım. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum ciğerlerimin. Ciğerlerimi doğradıktan sonra biraz suda beklettim fazla kanının çıkması için. Sonra bol suyla yıkadım ve süzgeçte beklettim. Artık ciğerlerim pişmeye hazır. Tavama 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekliyorum. Eğer evinizde kuyruk yağı varsa daha güzel olur. Kuyruk yağı ekleyin, mutlaka lezzet verir. Yağım biraz kızsın. Tavama ciğerlerimi ekliyorum. Tamamen şu şekilde rengi dönene kadar karıştırıyorum. Ciğerlerimin rengi döndü. Şimdi altını tamamen kısıyorum. Gördüğünüz gibi sulanmaya başladı. Kapağını da kapatıyorum. Kısık ateşte arada karıştırarak suyunun çekmesi için ocakta bekletiyorum. Eğer baktınız çok suyunu çekti, ciğerleriniz pişmemiş, biraz sıcak su ekleyebilirsiniz ciğerlerinize. Devamı takip edelim ki ciğerlerimizi yakmayalım. Ciğerlerim suyunu çekti. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. İsteyen eklemeyebilir. Ben lezzet katması için bir yemek kaşığı ekliyorum. Şimdi bu şekilde birkaç dakika kavuracağım. Şimdi tavama 2 adet ay şeklinde doğramış olduğum soğan, 2 diş sarımsak ve 6-7 tane yeşil biber ekliyorum. Sebzelerim yumuşayana kadar arada karıştırarak pişiriyorum. Şimdi 2 adet doğramış olduğum domateslerimi ekliyorum. Domateslerimin kabuklarını soydum. Dilerseniz hiç domates eklemeden de yapabilirsiniz bu tarifi. Şimdi kapağını kapatıyorum tavamı. Arada karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Sebzelerim kavrulmaya devam ederken içerisine baharatlarımı ekleyeceğim. Baharatları istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Ben biraz acı olsun diye yarım tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Biraz karabiber ve yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. İsteyen kimyon da ekleyebilir. İyice karıştırıyorum. Yaklaşık 5 dakika daha kavurup ondan sonra artık servise hazır olacak ciğerlerim. Ciğerim artık hazır. Altını kapatıyorum. Dilerseniz üzerine maydanoz da serpebilirsiniz. Bu şekilde yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.